b Aleyhisselam'dır. c Bu, bu işle görevli bir başka melektir. Bu manaya göre, kelimedeki marifelik, alemliğin, özel isimliğin, sağladığı marifelik gücüne ulaşamaz. Bu, ancak bizim, bir adam geldi ve o adam, el-racul, şöyle dedi, sözümüzdeki marifelik gibi olur. Nükür. Ayetteki, ifadesinde geçen, nükür, kelimesi, münker, bilinmez tanınmaz şey, manasına olup, ilgili olarak şu izahlar yapılabilir. A. Bu, şu günümüzde münker olan şeye davet eden, manasınadır. Çünkü onlar, bu şeyi, kıyameti, inkar ediyorlardı. Buna göre mana, o davetçi, bunların inkar ettikleri şeye çağırdığı gün, kabirlerinden çıkacaklar, şeklindedir. B. Bu kelime, münekker, yadırganan ihtimal verilmeyen, manasınadır. Nitekim mesela birisi, bunun böyle olmaması gerekirdi, der. Bu, olmamalıydı, demektir. Arapçada da, falanca münkerden nehy eder, denilir. Bu manaya göre, onları cehenneme sürükleyeceği için, bu iş, onlarca olmaması gereken bir şey olmuş olur. Buna göre eğer, yadırganan, ihtimal verilmeyen bu şey nedir? Denilirse, deriz ki, bu, ilahi hesap, yahut hesap vermek için toplanma, yahut da toplanmak gayesiyle kabirlerden kalkıştır. Bu mana doğruya daha yakındır. Eğer, kabirden kalkış, yadırganacak bir şey değil. Çünkü bu bir diriltme işidir. Bir de kafir kişi, kabirden kalkış zamanını ve o zaman başına gelecekleri nereden bilecek ki, onu yadırgasın. Denilirse, biz deriz ki, Hak Teala'nın, onların söylediğini belirttiği, vay halimize, bizi kabirlerimizdeki, uykumuzdan, kim diriltti? Yasin, 52, ifadesinin delaleti ile kafir bunu biliyordu. Cenab-ı Hak daha sonra, gözleri zeltel ve hak tr olarak, çıv çekirgeler gibi, kabirlerinden çıkacaklardır, buyurmuştur. Bu ifade, haşlan, haşeytin ve huşan, şekillerinde kıraat edilmiştir. Binaenaleyh bunun, haşfan, şeklinde okuyan, fiil takaddüm ettiği için mühenesliği terk edilerek söylenen ifadesine göre böyle okumuştur. Bunu Haşiyetin şeklinde okuyan da ifadesine göre okumuştur. Bunu huşaan şeklinde okuyan için de şu izahlar yapılabilir. A. o bu kelimeyi tıpkı diyen kimsenin yolu üzere hareket edip diyene göre okunmuştur. B. huşaan ifadesinin faili gizli olup edzruhum, kelimesi, o zamirden bedeldir ve takdiri, bedeli istimal olarak şeklindedir. Bu ifade tıpkı, onların güzellikleri beni hayran bıraktı, ifadesi gibidir. C. Burada, fiilinin tefsir ettiği, mukadder bir fiil olup, takdiri, bedeli istimal olarak şeklindedir. Doğru olan, bu kelimenin, haşyan, şeklinde okunmasıdır. Çünkü rivayet olunduğuna göre, Mücahid radıyallahu anh rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyi gördü ve ona "Ya Resulallah, huşan mı, haşan mı?" diye sordu da bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Haşan ebsarühüm, buyurdu. Bunların dil tetkiki veya tefsir bakımından bir değer ifade edebilir. Fakat unutmamalıdır ki şaz kıraatlerle Kur'aniyet sabit olmaz hele rüya ile hiç sabit olmaz. Kur'an metini, tevatür kesinliği ile asr-ı saadetten beri nakledilmiş olup elimizde mevcuttur. Bu kati gerçeği elbette müfessir Razi de bilmektedir. Fakat her nedense bu kabil nakillere değer vermektedir. Ç. Bir de bu şekildeki kıraat için diğerlerinin ileri sürdüklerinden daha açık şöyle bir izah yapılabilir. Huşa'n kelimesi ifadesiyle mansub olarak mef'ul olup takdiri, o davetçi bunları, gözleri huşra, olarak davet eder, çağırır, şeklindedir. Buna göre eğer, bu izah, şu bakımlardan yanlıştır. 1. ifadeyi tahsis etmenin bir faydası yoktur. Çünkü o davet edici, herkesi çağıracak. 2. Onlar, bu davetsinin çağrısından sonra kabirlerinden çıkacaklar. Verilen manaya göre, onlar daha kabirlerinden çıkmadan, huşra olurlar ki bu yanlıştır. 3. Bu ifadenin aynı zamanda haşan şeklinde de okunabilmesi bu okunuşunu iptal eder denilirse biz deriz ki birinci iddiaya şöyle cevap verilebilir. Ayetteki görülmemiş ve bilinmeyen bir şeye ifadesi bu itirazı ortadan kaldırır. Çünkü herkes o nühür yadırganan şeye davet olunmaz. İkincisine de bu, nühür, şeyle kastedilen, çetin hesabıdır, yani, o davetçi, onların gözleri, uşşa, dönmüş olduğu halde onları bu çetin hesaba çağırır, demektir. Buna göre, ayetteki, yedim, kelimesinin amili, fiili değil, ya mukadder, hatırlayınız, yahut da, fayda vermez, fiilidir. Bu durumda ifade, tıpkı, şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez, Müdesir 48 ayeti gibi olur. İfadesi cümle başı olur. Üçüncü itiraza da, iki kıraat arasında, manaca bir zıddık yoktur. Çünkü, haşlan, da, yahal olarak yahut da, davet eder, fiilinin mefulü olarak mansupçır. Buna göre Cenab-ı Hak sanki, o davetçi, gözleri haşya, dönmüş olan bir kavmi, çağırır, demek ister. Çünkü, huşu, sükun manasınıdır. Nitekim Hak Teala, sesleri huşuya ermiş, dinmiş. Taha 108 buyurmuştur. Gözlerin huşuu ise sağa sola kaymaksızın sükûnda olup bir şeye dikilmeleridir. Nitekim gözleri o gün kendilerine bile dönüp bakamayacak İbrahim 43 ayeti de bu manaya delalet eder. Ayetteki çılgın ve yaygın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkacaklardır ifadesine gelince Cenab-ı Hak onları çok olmaları ve dalgalanmaları bakımından her tarafı kaplamış ve birbirine girmiş çekirge sürüsüne benzetmiştir. Şöyle de denebilir, ayetteki, münteşir, yaygın, kelimesi, fiilinin, mutavaatıdır. Çünkü Cenab-ı Hak, insanları yeniden diriltince, onlar adeta, yerde gezinen, hareket eden çekirgeler gibi olurlar. Binaenaleyh onların kabirlerinden çıkış durumlarına ve güçsüzlüklerine bir işarettir. Zor gün 8 Ayetin tefsiri için bak 9. 9. O davet ediciye koşarak çıkarlar. Kafirler bu çok çetin bir gün derler. Onlardan evvel Nuh kavmi de yalanladı. Onlar kulumuzu yalana saymakta ısrar ettiler ve ona mecnun dediler. O vazgeçirilmişti. Ayetteki ifadesi onlar boyun eğip itaat ederek o davetciye koşup gelirler demektir. Allahü Teala, kâfirler, bu çok çetin bir gün, derler, buyurmuştur. İfadesindeki yevim zarfının amili, kâfirler, bu çok çetin bir gün, derler, ifadesi olabilir. Buna göre kelamın takdiri, o davetçi davet ettiği gün, kâfirler, bu çok çetin bir gün, derler, şeklindedir. Bunun şöyle iki faydası vardır. a. Bugünün sadece kâfirlere zor olacağı hususuna müminlerin dikkatini çekmek. Nitekim Hak Teala, işte bu, kafirler için kolay olmayan, zor bir gündür, müddessir, 9 ila 10, buyurmuştur ki bu, onlar için, hiç kolaylık olmayan bir zorluk söz konusudur, demektir. B. Zorluk da, kolaylık da, mahşerde, mümin ve kafir için müşterektir. Çünkü kabirlerden çıkma işi, adeta böylesi çekirgeler gibi olacaktır. O davetçiye boyun eğip gitme, mümin için de söz konusudur. Çünkü o da dehşete kapılır ve kendini azaptan güvencede hissetmez. Fakat Allahü Teala, ona, kendisinin emniyet içinde olduğunu bildirir ve mükafatını verir. Geriye kafirler kalır. İşte o zaman kafir, bu çok çetin bir ayüne der. Nuh, aleyhisselam, ığne teksip edilmesi. Allahü Teala daha sonra, biraz önceki ayetlerde beyan ettiği, o önemli haberlere yeniden dönerek, Onlardan evvel Nuh kavmi de yalanlandı. Onlar kulumuzu yalancı saymakta ısrar ettiler ve ona mecnun dediler. O vazgeçirilmişti buyurmuştur. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in kalbini yatıştıran ve işin ağırlığını hafifleten bir mana vardır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in durumu da önceki peygamberlerin durumu gibidir. Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Fiil fail mutabakatı. Fail zikredilmezden önce, fiile müens zamirinin bitişmesi, ittifakla, caizdir ve güzeldir. Fakat cemi zamirinin fiile bitiştirilmesi, ekseli naivcilere göre uygun değildir. Çünkü onlar, denilmesini caiz görmezler. Fakat denilmesini, caiz görürler. Öyleyse, aradaki fark nedir? Deriz ki, müeneslik, kelimenin cemi oluşundan önce gelir. Çünkü failin dişi veya erkek oluşu değişmeyen bir durumdur. Dolayısıyla da faili olduğu fiil sebebiyle, fail için müenneslik meydana gelmez ve bu sebeple de mesela biz, şu kadın dövdü, dediğimizde, fiildeki müenneslik, dövme, yüzünden meydana gelmiş olmaz. Ama, cemilik, çoğulluk böyle değildir. Çünkü faillerin cemi oluşu, bizzat onların yaptıkları fiilleri sebebiyledir. Çünkü biz, bir topluluk dövdü, onlar dövücüdürler, dediğimizde, onların varoluşta sırf bir araya gelmeleri, dövdüler, dövücüdürler, şeklinde söylememizin doğru olmasını gerektirmez. Çünkü onlar, eğer bir yerde bir araya gelirlerse ki bu durumda bir cemaat olmuşlardır ve hepsi dövme işine katılmaz ise, dövdüler, dememiz doğru olmaz. Binaenaleyh fiilin failinin çoğul olması, o cemaatin, hem fiilde, hem de faaliyette müşterek olmaları sebebiyle olup, sadece fiil sebebiyle değildir. İşte bu sebeple, denilmesi caiz olmaz. Çünkü cemaat, hepsinin dövmesi ile ortaya çıkacak bir durumdur. Bu sebeple önce onların bir birleşmeleri gerekir ve bu sebeple dö, dövücüler dövdüler, denebilir. Ama, hind dövdü, demek sahihtir. Çünkü, müenneslik, ancak o kadının dövmesi ile ortaya çıkan bir durumdur, denilemez. Aksine o zaten müenisti, kadındı ve ondan dövme işi sadır oldu. Böylece o, bir, daribe, dövücü kadın, olmuş oldu. Yoksa onlar bir cemaattiler ve dövdüler de böylece, derbın, dövücüler, oldular, şeklinde olmayıp, aksine onlar aynı fiili yaptıkları için, daribin, oldular. İşte bu sebepten dolayı, lafzın çoğul oluşu, aynı lafza müenneslik vasfının gelişinden sonradır. Bu sebeple de, cemi, denilmiştir. Yoksa, ilgili lafız, ilk önce, ne dişilikten ne de erkeklikten dolayı çoğul kılınmaz. Bu sebeple, denilmesi güzel olmadığı halde, fakat, denilmesi, ittifakla geçerlidir. İkinci mesele, Cenab-ı Hak, yalanladı. Buyurunca, Artık ayette derken kutumuzu yalanladılar ifadesinin yer alışının gayesi nedir? Biz deriz ki buna şu birkaç BS kimdan kovap verilebilir. Bir ifadesi onlardan önce Nuh kavmi bizim ayetlerimizi ve inşikat mucizesini yalanladılar. Böylece de onlar kulumuzu da yalanladılar. 2. Nuh kavmi peygamberi yalanladılar, Allah, peygamber göndermedi, dediler, o peygamberleri, Allah'ın birliği konusunda yalanladılar. Böylece de, başkalarını yalanladıkları gibi bu kulumuzu da yalanladılar. Bu böyledir zira Nuh kavmi, putperest olan müşrik bir topluluk idi. Puta tapan herkes, bütün peygamberleri yalanlar ve risalet müessesesini kabul etmez. Çünkü bunlar, Allah'ın, süfti alemle bir alakası yoktur süfli alemin işi, yıldızlara bırakılmıştır, derler. Böylece de onların yolları ve yöntemleri, hep yalanlama olmuştur. Bu sebeple de, kulumuzu yalanlamışlardır, demektir. 3. Ayetteki, kulumuzu yalanladılar, ifadesi, tasdik ve onlara bir reddiye olsun diye getirilmiş bir ifade olup, takdiri, Nuh kavmi, yalanladı. Ama onların, kulumuzu yalanlamaları, işte bu, yerinde bir yalanlama değildir, şeklinde olup, bu, tıpkı bir kimsenin, o beni yalanladı, ama aslında doğru söyleyeni yalanladı. Demesi gibidir. Allah'ın zatına izafe etmesi. Cenab-ı Hak, genelde, salih kimseleri, kendisine nispet ederek, tahsis cihetine gitmektedir. Bu, mesela Cenab-ı Hakk'ın, muhakkak ki kullarım. Hikr, 42, kulumuzu an. Sed, 17, ey kullarım. Zümer 16, ve, muhakkak ki o, kullanımızdandır. Safat, 132, ayetlerinde böyledir. Halbuki, herkes onun kuludur. Binaenaleyh, bunun sırrı nedir? Biz deriz ki, buna şu bakımlardan cevap verebiliriz. A, genel ve yaygın olan görüşe göre, böylesi bir nispet, Allah'ın, kulunu şereflendirmesi için yapılır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak, kime ki, kulum, demiştir, ona büyük şeref bahsetmiştir. Bu gibi ifadeler, mesela Allah'ın, evimi. Bakara, 25 ve Allah'ın devesi, Hud, 64, izafetlerinde olduğu gibidir. B. Kulumuz, ifadesi ile, bize ibadet edeni, bizi bilip bizi tanıyanı. Anlamı kastedilmiştir. O halde bu demektir ki, herkes kuldur, çünkü herkes, Cenab-ı Hakk'ın, ben, cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım, Zariyat, 56, beyanından dolayı, ibadet etmek için yaratılmıştır. Ne var ki, bu herkes içindeki bazıları, ibadet eder de, maksadı gerçekleştirir, böylece de onun kulu olur. Bu manayı, Cenab-ı Hakk'ın, bana kul olunuz. Ali İmran, 79 buyruğu destekler ki, bu, maksadınızı gerçekleştirin. Demektir. C. İzafet, nispet, has, tahdit ifade eder. O halde, kulumuzu izafetinin manası bizden başka mabut kabul etmeyen insanı yalanladılar şeklinde olur. Binaenaleyh hevasına uyan kimse de hevasını ilah edinmiştir. O halde böylesi bir nispetle ifade edilen kul bütün benliğiyle ve her vakit Allah için yaşayan ondan ötürü yeyip içen ve bütün işlerini Allah rızası için yapan demek olur. Bunların sayısı da ne kadar azdır. Resule kul denilmesindeki güzellik Cenab-ı Hak elçimizi deseydi bu ifade onların yaptıkları işin kötülüğüne daha fazla delalet ederdi buna rağmen kulumuz lafzını seçişinin faydası ve hikmeti nedir biz deriz ki Cenab-ı Hakk'ın kulumuz demesi peygamberin doğruluğunu ve onu tekzip etmenin çirkinliğine elçimiz demesinden daha fazla delalet eder çünkü kul elçiye göre efendisinin sözünü efendinin sözünü az tahrif eder Böylece de bu ifade Cenab-ı Hakk'ın eğer peygamber bazı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı elbette onun sağ elini alıverir sonra da hiç şüphesiz onun kalp damarını koparırdık. Hakka 44 ila 46 ayeti gibi olmuş olur. Mecnun iddiasının delaleti. Ayetteki ve ona mecnun dediler cümlesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in kendisinin doğruluğuna delalet eden ayet ve mucizeler getirdiğine bir işarettir. Çünkü onlar yapamayacakları türden şeyler görünce bu cin çarpmış bir kimsedir dediler. Yahut da bu deyim onların yaptıklarının son derece kötü bir şey olduğunu belirten bir ifadedir. Çünkü onlar o yalancıdır, sözleriyle yetinmemiş, daha da ileri giderek, o, mecnundur, demişlerdir ki, bu, onun söylediklerini akıl kabul etmez, demektir. Akıllı yalancı, bu derece aşırı bir şey söylemeyip, doğru söylediği vehmini verecek bir şey söyler. Ama onlarsa, bu, mecnundur, demişlerdir bu, o, hiçbir akıllının söylemeyeceğini söylüyor, demektir. Böylece Cenab-ı Hak, onların yalanlamada ileri gittiklerini beyan etmiş olur. Meçhul fiilin delaleti. O vazgeçilmiştir. Bu tabir ya doğrudan Allah'ın beyan ettiği bir sözdür yahut da onların söylemiş olduğu sözün nakledilmesidir. Biz deriz ki bu hususta ihtilaf vardır. Bu cümleden olarak kimileri bunun doğrudan doğruya Allah'ın söylediği bir söz olduğunu ve yalanladılar ifadesine atfedildiğini mananın ise, onlar yalanladılar, o da, yani, eziyet gördü, derken, engellendi. Şeklinde olduğunu ve bunun, cenab Hakk'ın tıpkı, derken yalanlandılar ve eziyete uğradılar. Enam, 34, ayeti gibi olduğunu söylemişlerdir. Bu izaha göre şayet, şayet cenabı ı Hak, kulumuzu yalanladılar ve onu engellediler, Men ettiler demiş olsaydı bu söz daha fazla münasebet arz etmiş olurdu denilirse biz deriz ki hayır tam aksine ayetteki ifade daha belidir Çünkü ayetin maksadı kendinden önce geçen peygamberlere ve onların kavimlerine yer vererek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in kalbini takviyedir Bu sebeple de Cenab-ı Hak buyurmuştur ki bu onlar kendilerini hakka davet etmekten caydıracak şeyleri yaptılar da böylece peygamber onları davet etmeyi bıraktı ve onları imana davet etmekten onlara beddua etmeye yöneldi. Demektir. Ama Cenab-ı Hak şayet onlar onu men ettiler demiş olsaydı bu o peygamberin onlardan neşet eden sıkıntılara katlanmış olduğunu ifade etmezdi. Çünkü normal olarak onlar bana eziyet ettiler ama ben eziyet hissetmedim denilir. Ama, eziyet, undum, ifadesine gelince, bu adeta, lazım bir fül gibidir ve bu ifade, fiilden önce değil, ancak fiil ve iş tahakkuk ederken söylenir. Kimileri de ifadesinin, onlara ait olan bir söz olduğunu, yani onların, caydırıldı, dediklerini ileri sürmüşlerdir. Buna göre kelamın takdiri de, onlar, bu, bir mecnundur, bu, bir caydırılmıştır, dediler, şeklinde olur ki, bu da, cin onu caydırdı, saptırdı, demek olur. Yahut da onlar adeta sanki, delirdi, çarpıldı, caydırıldı, demiş gibidirler. Ama birinci mana, daha doğrudur. Mevasına niyazı on. Nihayet, o da Rabbine, ben hakikaten mağlubum. Artık benim, intikam, ımı, sen al diye dua etti. Bu ayet, daha önceki ifade ile, çok güzel bir münasebet arz etmektedir. Çünkü o müşrikler, o peygambere engelleyip, caydırıp, ona mani olup, o peygamber de onları hakka çağırmaktan vazgeçince, Rabbine, ben çekildim, mağlup oldum, diye yakarışta bulundu. Bu ifadeyle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, ayetteki elifnün maddesi hemzenin kesresiyle, inni, şeklinde okunmuştur. Şöyle ki, bu, bir duadır, dolayısıyla da noh aleyhisselam, muhakkak ki, ben mağlup oldum, demiştir. Bu ifade, benim, sebebiyle, takdiri üzere, feta ile, enni de okunmuştur. İkinci mesele, mağlup, ne demektir? Biz diyoruz ki, bu hususta şu izahlar yapılabilir, a, bu kafirler, bana galip geldi. Binaenaleyh, benim için, onlardan intikam Ali, demektir. B. Nefsim bana baskın çıktı ve beni, onlara bedduada bulunmaya sürükledi. Binaenaleyh, nefsimden benim için intikam al. Demektir. Bu izahı, I. B. N. Atiye nakletmiş olup, zayıf bir izahtır. C. Bu, ilk iki izahın karışımı bir izah olup, ikisinden daha güzel olup, şöyledir, Noh, aleyhisselam, kendisinde katlanma ve sabır, tahammül bulunduğu sürece, kavmine beddua etmemiştir onun nefsinin gücü ise, kavminin iman etmesi muhtemel olduğu sürece devam etmiştir. Daha sonra ümitsizlik meydana gelmiştir. Dayanma gücü de, ümitsizlikten sonra, bir süre kaybolmuştur. Bunun delili, Cenab-ı Hakk'ın, mesela Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, neredeyse kendini helak edeceksin, şu ara, üç, ve, o halde, Habibim, nefsin onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle, gitmesin, fatır, sekiz, buyurmuş olması, Hazreti Nuh, aleyhisselam, ada, zalimler hakkında bana hitap etme. Çünkü onlar boğulmuşlar, boğulacaklar, dır, 37 demiş olmasıdır. Bunun üzerine Nuh, aleyhisselam, Allah'ım, nefsim bana galip geldi. Ve, bana, onlara beddua etmemi telkin etti. Artık, onların hakkından gel, demiş olur. Buna göre de, ayetin manası, ben, bir beser olmam hasebiyle mağlubum. Yani, nefsim bana galip geldi, sabrım azaldı, tükendi, beni cezalandırma, fakat benim intikamımı onlardan al, şeklinde olur. Üçüncü mesele. Ayetteki, ifadesinin manası, ya, benim için intikam al, yahut da, kendin için intikam al. Zira onlar, seni inkar ettiler, demektir. Bu hususta da şu izahlar yapılabilir. A, benim için intikam al manası, ayetteki çünkü ben mağlubum ifadesine uygun düşmektedir. B, bu senin ve dinin için intikam al. Zira ben yenik düştüm. Dinin için intikam almaktan aciz oldum demektir. C, bu hak için intikam al anlamındadır. Bu izahla Burada, ne Nuh, aleyhisselam, tan, ne de Rabbinden bahsedilmemiş olur. Bunu, Hakk'ın, kendisiyle birebir olduğuna kesinlikle inanan kimse söyler ve, Allah'ım, bizden, yalancı olanları yok et. Hakk'ı savunanlara ise destek ver, yardım et, der. Tufan 11. Bunun üzerine biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla gök kapılarını açtık. Cenab-ı Hak, Nuh, aleyhisselam, ınebe duasının peşinden, işte böyle yapmıştır. Bu ifadeyle ilgili, birkaç mesele vardır. Birinci mesele, ayetteki, açmak, kapı ve gökyüzü ifadeleriyle, hakiki manaları mı kastedilmiştir, yoksa bunlar mecazi ifadeler midir? Biz deriz ki, bu hususta şu iki görüş ileri sürülmüştür. a. Bunların hakiki manaları kastedilmiştir. Zira, sema'nın, açılıp kapanan kapılan vardır ve bunda, imkansız görülecek bir durum yoktur. Ve, bunlar, istiare teşbih, benzetme, yoluyla söylenmiş olan ifadelerdir. Çünkü, işin zahirinde, suyun buluttan olduğu anlaşılmaktadır. Bu izaha göre, ayetin bu ifadesi, bir kimsenin, şiddetli bir yağmuru ifade için, gökyüzünün olukları aktı, kırbalarının ağızları açıldı. Demesi gibidir ki, bu, bu yağmur, adeta böyle oldu. Demektir. O halde, bu demektir ki, tufanda yağan yağmur da, bir kimsenin, semanın kapılan açıldı. Diyeceği bir biçimde olmuştur. Üstten yağan yağmurun son derece iri taneli olduğunda şüphe yoktur. İkinci mesele. Ayetteki, açtık, ifadesi, Allah'ın, onlardan intikam aldığının, hem de bu cezalandırmasını, Cenab-ı Hakk'ın kudretini beyan maksadıyla, ondan sonra kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik, indiriciler de değildik. Bir tek sayhadan başka, bir şey de, değildi. Yasin, 28 ila 29, ifade buyurması gibi, hassaten indirdiği bir ordu ile değil de, su ile gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Şaşılacak şeydir, onlar yıllarca yağmur talep etmişler de, Allahü Teala da onları, o istekleriyle helak etmiştir. Üçüncü mesele, ifadesindeki, va, ya nasıl izah edebiliriz? Buradaki konumu nedir? Biz deriz ki, bu hususta şu iki izah yapılabilir. A, bu, bir kimsenin tıpkı, kapı anahtarla açıldı demesi gibi olur ve bu ayetin takdiri de buna göre, sanki su geldi de, o semanın kapısını açtı. Şeklinde olur. Bir kimsenin birisine, Allah sana hayırlar açsın şeklindeki sözü işte böyle tefsir edilir ki bu o gelip kapıları açan bir hayrı takdir etsin demektir. Mana'nın böyle olması halinde burada hayran bırakıcı manalardan olan şöyle bir incelik vardır. Cenab-ı Hak kişinin maksadını varoluş itibariyle öne almış ve adeta senin maksadın kapalı bir kapıya varmış derken onu açmış, derken de seni bulmuş. demek istemiştir. Bir kimsenin şeklindeki sözü de Allah, adeta kapalı imiştesine olan bir kapıyı gelip bulan, onu iten, derken onu açan bir rızık takdir etsin. Anlamındadır ki, bu durumda o rızkı ona açan Allah olmuş olur. Ve, bu, biz semanın kapılarını, şarıl şarıl dökülen bir suyla birlikte açtık. Demektir. Çünkü inhimar kelimesi, şarıl şarıl dökülme, ardı arası kesilmeksizin yağmak anlamına gelir. Bu konudaki sözün özü şudur, yağmur, bulut anlamında olan, sema, dan, suyun kabından dolup taşması, şarıl şarıl akması gibi çıkar. O günde ise, yağmur adeta sanki, kapıdan dışarı salı verilmiş, bendi, önü açılmışçasına boşalmıştı. Yerden suların fışkırması 12. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık da su, takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi buyurmuştur ki, bu ifadede, bir kimsenin mesela, biz yerin kaynaklarını fışkırttık. Şeklindeki sözünde bulunmayacak olan bir belaat vardır. Ve bu, pek çok yerde, temyizin, beyaniye, si olarak anlaşılır. Nitekim sen, Zeyd, gönülce, gönül bakımından daraldı. Dediğinde, Zeyd'in göğsü daraldı. Şeklindeki sözünle ifade edemeyeceğin bir manayı ifade etmiş olursun. Burada birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Cenab-ı Hak, yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, buyurmuş, ama biri taraftan yerine, semayı da, kapılar halinde açtık. Dememiştir. Çünkü, sema, yerden büyüktür ve bu ifade, daha güçlü bir mana için getirilmiştir. Bu sebeple Cenab-ı Hak, semanın kapıları, demiş de, semanın kanalları, menfezleri, semanın bendleri, ve benzeri. Buyurmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın, ifadesi, yerin pınarlarını fışkırttık, ifadesinden daha belidir. Çünkü bu ikinci ifade, kendisinde bir mübalağa olmayan bir hakikattir. Bu sözün doğruluğu hususunda, yerde üç tane pınarın halk edilmesi yeterlidir. Ama, sema hakkında ise bir kimsenin ancak, biz, semadan su veya sular indirdik, demesi uygun düşer. Bahsettiğim bu şey, mucize bakımından değil de mana bakımındandır. Bunun delili ise, Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onu yerde menbalara yerleştirdiğini bilmez misin? Zümer, 21, ayetidir. Çünkü burada, mübalağa yoktur. Çünkü insanların sözü, Allah'ın sözüyle boy ölçüşemez ve ona yaklaşamazdı. Ne var ki ben bunu, en üstün meseli getirmek Allah'a ait olduğu halde, Rum, 27, bir mesel olarak zikrettim. İkinci mesele, ifadesindeki, Pınarlar, kelimesi hakikat mıdır, mecaz mıdır? Biz deriz ki, meşhur olan görüşe göre, el, aynı lafzı müşterek bir lafızdır. Ama, zahir olan şudur ki, bu kelime, yani el, aynı lafzı, görme aleti olan gözde, hakikat, hakiki manada, diğerlerinde ise mecazdır. Bu kelimenin, su gözesi, anlamında kullanılışına gelince, bu, kendisinden gözyaşlarının çıktığı, gören göze benzemesinden ötürü yahut da gözede olan suyun gözde olan nur gibi olmasından dolayıdır Ne var ki bu yaygın bir mecaz olduğu için galip olmuş yani hakiki mana gibi kullanılır olmuştur öyle ki kullanılırken herhangi bir karineye de gerek duymaz Ancak böyle bir ihtiyaç iki aynı çeşidinin arasını belirlemek için söz konusu olur Bu lafız gören göz manasına nasıl ki ancak kafine ile anlaşılabilirse, kaynayan, taşan göze, pınar, manasına da ancak karin ile alınabilir. Bu karine, mesela, gözeden içtim, onda yıkandım, denilmesi ve kaynakta bulunması gereken diğer hususların ifade edilmesi gibidir. Bir şeye nazarı değmek manası o şey, gözün kendisini görebileceği bir biçime getirildiğinde de denilir. Bir şey, gözün kendisini görebileceği manasına ise, denir. Üçüncü mesele. Cenab-ı Hak birleşi verdi buyurmuştur. Ayetin bu ifadesi iki su birleşi verdi şeklinde okunmuştur ki buna göre iki ayrı tür kastedilmiştir. Mesela göğün yağmuru ile yerin suyu bu türlerdendir. Cins insanlar çeşit manası kastedildiğinde tesniye ve çoğul olabilirler. Nitekim iki veya daha fazla tür kastedilerek yanımda iki çeşit hurma vardır veya hurmalar vardır denilir. Ama meşhur ve doğru olan kıraat ise, bu ifadenin şeklinde okunmasıdır. Bu okunuşa göre şöyle ince bir mana vardır, Allahü Teala, bunun üzerine biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla gök kapılarını açtık. Kamer, 11, buyurunca, hem suyu, hem de kuvvetli biçimde akma anlamına gelen inhimar maddesini münhemirle birlikte zikretmiştir. Binaenaleyh, yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, buyurunca, beyan ve beyanla ilgili olarak da, o suyun, yerden kuvvetlice fışkırıp kaynadığını ifade eden bir şeyi söylemesi gerekirdi. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak, kelimenin hemen peşinden, su, birleşi verdi, buyurmuştur ki, bu, o gözelerden o su öylesine kuvvetle fışkırdı ki, böylece kabardı, derken semanın suyuyla buluştu. Ama, zayıf bir şekilde aksaydı, yerden çıkan o su, Semanın suyu ile karşılaşamaz. Tam aksine semanın suyu onun üzerine akar ve onunla birleşirdi. Belki de Cenab-ı Hakk'ın fırm kaynadığı zaman Hut 40 ifadesinden bu mana kastedilmiştir. Ayetteki takdir edilmiş bir üzerinde ifadesine gelince bu hususta da şu izahlar yapılabilir. A. Allah'ın dilediği gibi takdir etmiş olduğu hal üzere. B. Bu iki sudan birinin miktarının diğerinin miktarıyla mütenasip olması haline göre. C, diğer miktarlara göre takdir edilmiş olarak. Bu böyledir, zira, imamlar ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olarak kimileri, göğün suyunun daha fazla olduğunu ileri sürerken, kimileri çok olan tarafın, yerin suyu olduğunu söylemişlerdir. Kimileri de, her iki suyun denk ve müsavi olduğunu ifade etmişlerdir. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak, Hangi miktar üzere olursa olsun su birleşi verdi, buyurmuştur. Birinci görüş, tufan hadisesinin büyüklüğüne bir işarettir. Çünkü ayetteki kelimesinin belirsiz getirilmesi bunu ifade eder. Nitekim örfte de birisi işin büyüklüğüne işaret etmek için falanca'nın başından ifade edilemeyecek bir şey geçti der. Buradaki bir başka ihtimalde şöyle denilmezdir yani, su, onların helak edilmesi işi üzerinde toplandı. Ki, bu helak, önceden belirlenip tayin edilmişti. Mananın böyle alınması halinde bu ifadede, tufan, yedi yıldızın su burcunun etrafında toplanması sebebiyle olmuştur. İlgililerin boğulması, bizatihi kastedilmemiştir. Bu, tufandan dolayı, kaçınılmaz olmuş olan bir hadiseydi, diyen, müneksimlere bir reddiye bulunmaktadır. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak, Hayır, bu, ancak belirlenmiş ve takdir olunmuş bir EMR, bir iş için böyle olmuştur, buyurmuştur. Bunun böyle oluşunun delili ise, Cenab-ı Hakk'ın Nuh, aleyhisselam, a, kavminin, boğulmuşlardan, olduğunu, olacağını, vahyetmiş olmasıdır. Hud, 43. Nuh, aleyhisselam, un gemisi 13. Ayetin tefsiri için bak, 14. 14. Onu, Nuh'u, levhalar ve çivilerle yapılmış olan gemiye yükledik. Ki, o gemi hakkında, kendisine karşı nankörlük edilmiş olan, o zata, bir mükafat olmak üzere, bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Ayetteki ifadesi, levhalardan yapılmış gemi üzerine, takdirindedir. Bu demektir ki, mevsuf hasfedilmiş, sıfatı ise onun yerine ikame edilmiştir. Ayetin bu ifadesi, o geminin çivilerle perçinlenmiş olan ağaç levhalarından yapıldığına ve onun çözülüp dağılmasının son derece kolay olduğuna, ama çözülüp dağılmamışsa, bunun Allah'ın lütfi ile olduğuna bir işarettir. Dusur, musmar, ma, perçin, anlamındadır. Ayetteki, filinin faili, gemi, olup, o levhalardan yapılmış olan o gemi akıp gidiyordu. Anlamındadır. İfadesinin manası ise, Bizim gözetimimiz, bizim muhafazamız ile şeklindedir. Çünkü göz gözetme vasıtasıdır. Dolayısıyla el ayn kelimesi bu anlamda kullanmıştır. Ayetteki kendisine karşı nankörlük edilmiş olan o zata bir mükafat olmak üzere ifadesi hakkında şu muhtemel izahlar yapılabilir. A kelimesi ifadesi ile mansub olup biz onu bir mükafat olsun diye yükledik anlamında olur ki bu da, bu taşıma, onların nankörlüğüne karşı sabretmenin bir mükafatı olarak, demektir. B. Bu ifadenin ifadesi ile mansup olmasıdır. Çünkü bu ifadede, biz onu koruduk, anlamı vardır. Buna göre mana, biz onu, onun için bir mükafat olsun diye, gözetimimizden, himayemizden ayırmadık. Şeklinde olur. C. Bu kelimeyi nasbeden fiilin, Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği şeylerin tümünden anlaşılan şey, mefhum olmasıdır. Buna göre Cenab-ı Hak adeta, göklerin kapılarını açtık. Yeri kaynaklar halinde fışkırttık. Ve Nuh'u, gemiye yükledik. Bütün bunları, ona, bir mükafat olsun diye yaptık buyurmuştur. Biz, takdirin böyle olduğunu anlatmaya çalıştık, çünkü, ceza mükafat, ancak onun onları koruması ve kurtarması ile meydana gelir. Binaenaleyh, ceza on, kümesinin, bütün bu fiiller ile, o peygamber için yapılmış olan o şey ile mansub olması gerekirdi. Şimdi biz bu ifadede yer alan incelikleri, birkaç mesele içinde vermeye çalışalım. Birinci mesele. Cenab-ı Hak, gökle ilgili olarak, semanın kapılarını açtık, buyurmuştur. Çünkü, sema, dönüş halindedir. Ve onun, hiçbir çatlağı, yarı yoktur. İşte bu sebeple, semayı yardık, çatlattık, buyurmamıştır. Ama yerle ilgili olaraksa, yeri de gözeler halinde fışkırttık, buyurmuştur, çünkü yer, yarılır, çatlağı vardır. İkinci mesele, yağmur, açılmış geniş kapılardan çıkan bir su gibi addedilip, Cenab-ı Hak, yerde denizler ve nehirler akıttık, demeyip tam aksine, gözeler fışkırttık, buyurup, gözeden çıkan da, o geniş kapılardan çıkan sulardan daha az olunca, yerdeki gözelerin çokluğu semanın kapılarının genişliğine tekabül etsin de, semadaki genişlik sebebiyle meydana gelen şey yerde çokluk vesilesiyle meydana gelsin diye, yer hakkında da, o yeryüzünün tümünü fışkırttığını belirterek, yeri de, fışkırttık, buyurmuştur. Üçüncü mesele, Cenab-ı Hak öfkelendiği esnada yok etmenin sebeplerini zikretmiş, ki bunlar, semanın kapılarının açılması, Yeryüzünün gözeler halinde fışkırtılmasıdır. Helak etme işine de takdir edilmiş bir emel üzerinde ifadesiyle işaret etmiş, bunu çok net olarak beyan etmiştir. Ama rahmeti esnasında ise ona yükledik, buyurarak kurtarma işini açıkça belirtmiş levhalarla. Yapılmış ifadesiyle de o kurtarışın yoluna ve yöntemine işaret etmiştir. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak bir başka yerde tufan onları yakaladı. Ankebut 14 buyurmuş, yok edildiler, helak edildiler dememiştir. Ama ilgili ayetin hemen peşinden fakat biz onu da gemi arkadaşlarını da selamete erdirmişizdir. Ankebut 15 buyurmuş, böylece rahmetinin genişliğine, kereminin sınırsız olduğuna bir işaret olsun diye kurtarma işini açıkça ifade etmiş ama helak etme işini açıkça beyan etmemiştir. Ki bu da biz, helak olma sebebini yarattık, ama şayet onlar tuttukları o kötü yoldan dönselerdi. Bu onlara zarar vermeyecekti. Nitekim, Hazreti Nuh, aleyhisselam, evladım, bizimle beraber bin. Hud, 42, demiştir. Kurtarmadan bahsederken, onu kurtarmış ve kurtuluş için bir yol belirlemiştir ki, bu yolda gemi yapmadır. Şimdi o gemi şayet parçalanmış olsaydı bile, bu, ona yine zarar vermezdi. Tam aksine, Allah onu kurtarırdı. O halde, kurtarmamdan maksat, kurtulmadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak mahalli, yeri, gemiyi zikretmiştik. Ama helak etmeden maksat, gücü ve kuvveti icar etmektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o helakin sebebini açıkça zikretmiştir. Dördüncü mesele. Cenab-ı Hakk'ın ifadesi, korumamızla. ifadesinden daha belidir. Nitekim bir kimse, daha mükemmel, Edibane bir manayı ortaya koymak maksadıyla şunu gözünün özünden hiç ayırma derde onu koru şeklinde bir ifade kullanmaz. 5. mesele Ayetteki ifadesi ile muhafazamız ile ifadesinin kastedilmiş olması muhtemeldir. İşte bundan dolayı görmek gözün dilidir denilmiştir. 6. mesele Cenab-ı Hak bu onun imanına ve şükrüne karşılık değil Onların ona karşı nankörlüğüne mukabil bir mükafattır, buyurmuştur. Binaenaleyh, Nuh aleyhisselam, a verilen mükafat, onun, onların küfürlerine karşı sabredişinin mükafatıdır. Ama, onun cenab Hakk'a şükredişinin mükafatı ise, henüz verilmemiştir. Bu kelime, mufaile, babından olması düşünülerek de, cimin kesresi ile, cizaon, şeklinde de okunmuştur ki, bu durumda bu, tıpkı, mastarları gibi olmuş olur ayetteki, ifadesi kafin fetası ile, kefera şeklinde de okunmuştur. Bunun böyle okunması halinde, şu iki izah yapılabilir. Bir, Harfi cerle ya da harfi cersiz müteaddi olması bakımından tıpkı. Şekera, fiili gibidir. Nitekim Arapçada, ona teşekkür ettim, denilir. Cenab-ı Hak da, mesela bir yerde, bana şükrediniz bana nankörlük yapmayınız. Bakara, 152 bir başka yerde de kim taûtu inkar ederdi. Bakara 256 buyurmuştur. 2 Bu ifadenin küfran maddesinden değil küfür maddesinden olması. Bu durumda mena durumunu gizleyen, yaptıklarını beğenmeyen kimse için bir mükafat olarak şeklinde olur. Bu ifadenin takdirinde olduğu da söylenebilir. Ama maksat açık olduğu için lafzı terk edilmiştir. Gemideki ibret 15. Andolsun ki, biz bunu bir ayet olarak bırakmışızdır. O halde bir düşünüp ibret alan var mı? Ayetteki onu zamirinin kime ait olduğu hususunda şu iki izah yapılabilir: bir bu meskûr olana racı olup, bu da kalaslardan yapılmış olan gemidir. Mananın böyle olması halinde burada şu iki vecih vardır. A Allah, o geminin bizzat kendisini bir müddet bırakıverdi. Böylece yeri görüldü, tanındı, bilindi ve bu gemi El Cezire denilen yerdeki Cudi dağı üzerindedir. Bunun Hint topraklarında olduğu da ileri sürülmüştür. Ve o geminin aynısını değil de insanlar arasında yad edilmek üzere onun örneğini bıraktı. 2. Bu zamir malım olan bir şeye ait olup takdiri o gemiyi bir ayet olarak bıraktık demek olur. Ama birincisi daha açıktır. Bu izaha göre ayetteki ifadesine biz onu bir ayet kıldık Anlama verilebilir. Çünkü o gemi boşaldıktan sonra terk edilmiş, metruk kılınmış olur. Nitekim birisi ben falancayı ibret vesilesi olarak bıraktım, yani onu böyle yaptım, kıldım der. Bütün bunlar daha önce de anlattığımız gibi bir işi bitirip de ondan boş kalan, fari olan kişinin o işi bırakıp onu öyle yapmasından ötürüdür. Böylece bu demektir ki, bu iki fiilden birisi, diğerinin yerine kullanılabilir. Ayetteki, o halde bir düşünüp ibret alan var mı? ifadesi, ilgili şeyin, peygamberler açısından tam olduğuna, geriye ancak, kendilerine peygamberler gönderilenler tarafından kaldığına bir işlettir. Çünkü, o kendilerine peygamber gönderilen kimseler uyarılmışlar, tefekkür etmişler ve Allah'ın lütfu ile hidayete ermişlerdir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak'a, o halde bir düşünüp ibret alan var mı? Buyurmuştur ki, bu, hidayete eren, demektir. O halde bu ifade, bir teşvik olabileceği gibi, bir sakındırma, caydırıcı unsur da olabilir. Bu ifadeyle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, Cenab-ı Hak, burada Ankebut'ta ise, onu bir ibret, ayet kildik, Ankebut, 15, buyurmuştur, niçin? Biz deriz ki, bu iki ifade, az önce de izah edildiği gibi, her ne kadar aynı anlamda iseler de, ancak ne var ki, terk etmek, lafzı, iki şeyi yapmaya, kel ve günlerce evvel terk olunmaya delalet eder. Binaenaleyh, bu hadise, sanki burada, detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Çünkü, Cenab-ı Hak, gökten yağmur yağdırmaktan, yeri fışkırtmaktan ve levhalar ve perçinlerle yapılmış gemiye yüklemekten bahsederek de gemiden ve onun hareketinden bahsetmiş neticede de takdir edilen fiilin tamamlandığına bir işaret olmak üzere onu bıraktık buyurmuştur ama ankebut 15'te bunların bir kısmına işaret olmak üzere onu kıldık buyurmuştur buna göre şayet eğer durum senin dediğin gibi olmuş olsaydı Cenab-ı Hak daha nasıl burada, demeden, onu yüklemiş. Demiş, ama orada ise, onu ve gemi ashabını kurtardık, Ankebut, 15 buyurmuştur. Denilirse, biz deriz ki, kurtarma işi burada, oradakinden daha beli bir şekilde anlatılmıştır. Çünkü Cenab-ı Hak burada, gözleriniz önünde akıp gidiyordu, demiştir ki, bu, gözetimimiz altında. Demektir, geminin gözetimi, hem onun içindekilerin, hem onların mallarının hem de onlarla beraber olan canlıların korunmuş olduğunu ifade eder. Binaenaleyh, onu ve gemi ashabını kurtardık, ifadesinden, mallarının kurtulmuş olması, ancak başka bir açıklama ile anlaşılabilir. İlgili kıssa, Hud suresinde daha tafsilatlı ve daha mükemmel bir şekilde yer almıştır. Çünkü Cenab-ı Hak, her birinden ikişer çift ile taşınabilen şeyleri gemiye yükle. Hud, 44 buyurmuştur. Ayetteki, kelimesi, fiilinin ikinci mefulü olarak mansupçır. Çünkü, biraz önce de beyan edildiği gibi, kıldı, yaptı, manasındadır. Açık olan da budur. Bunun hal olduğu da söylenebilir. Çünkü sen, o bir ayet olduğu halde onu bıraktım. Dersin, binaenaleyh, kelimesi, fail ve meful manasındadır. Cenab-ı Hak sanki, onu yol gösterici olarak bıraktık, demek istemiştir. Bunun, temiz olarak mansub olduğu da söylenebilir, çünkü ayet, terkin manalarından birisidir ve bu tıpkı bir kimsenin, ona bir kamçı vurdum, demesi gibi olur. İkinci mesele, müddekir, fiilinden, müftıl, kalıbında olup, aslı, müstekirdir. Zal harfinin mahreci, ta'nın mahrecine yakındır. Mahreçleri yakın olan harfleri, peş peşe söylemek zordur. İşte bu sebeple mesela, Konuşurken zal ile ta harfini mukayese ettiğinde, zal harfi sanki ta olmaya, ta harfi de sanki, dal, harfi olmaya yaklaşır. Böylece ta, dala dönüşür. Sonra dal, dala idim edilir. Bu kelimeyi, aslı üzere, müstehir, diye okuyanlar olduğu gibi, ta'yı dala çevirip, müzdekir, okuyanlar da vardır. Çünkü dilcilerden, müddekir, kelimesinin aslının, müzdekir, olduğunu söyleyenler de vardır. Böylece dal, taya, çevrilir ve idim edilmez. Her biricinin yapılabilecek izahları vardır. Müddekir, ibret alan, tefekkür eden, kıyas yapan, manasınadır. Bu ifadede, ya Hak Teala'nın, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki, elbette Rabbimizsin, Araf, 172, ayetinde bahsedilen hususa işaret vardır, yani, o hali hatırlayan yok mu? Demektir, ya da, ilgili işin açık oluşuna, sanki Allah'ın ayetlerinin herkes için tahakkuk ettiğine, ama onların onu unutuşuna, binaenaleyh, o ayetlerden hiç hatırlayan var mı? diye sorulduğuna bir işaret vardır. Mütekellim ya, sının düşmesi 16. Ki benim azabım ve tehditlerim niceymiş, düşünün. Bu ayetle ilgili şu iki izah yapılabilir. A. Bu, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in dikkatini çekmek ve ona, güzel akıbeti vadetmek için, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e yönelik bir hitaptır. B. Bu, bütün herkesin dikkatini çekmek için, genel bir hitaptır. Nüzür, kelimesinin, tıpkı, fekır. 4. Ayetindeki, son fiilin yasının hasfedilişi gibi, yası düşürülmüştür. Bu, vakıf halinde böyle olup, benzen ifadeler pek çoktur. Nitekim, sadece bana ibadet edin, Ankebut, 56, beni kurtaramazlar onlar, Yasin, 23, ey kullarım, benden korkun, Zümer. 16, beni inkar etmeyin, Bakara, 152, ayetlerinde böyledir. Bu ifade, ya ile, şeklinde de okunmuştur. Ayetle ilgili birkaç mesele var. Birinci mesele, ayetin başındaki, edatının gelmesini gerektiren şey nedir? Deriz ki, bizim, ayetin bu ifadesinin, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e hitap olduğunu söylememiz halinde, Cenab-ı Hak sanki ona, senden öncekilerin haberlerini duydun. O halde niceymiş azabım, düşün, yani onların haberlerinin sana nakledilmesiyle, bilgin onları kuşattıktan sonra, düşün ki, demektir. Ama bu hitabın genel olduğunu söylememiz halinde, deriz ki, Hak Teala, o halde bir düşünüp, ibret alan var mı? Kamer, 15 buyurunca, düşünenlerin olduğunu varsayıp, iyi düşünüp, tefekkür eden ve öğütler, hatırlatmalar sayesinde, bilip öğrenen, benim azabım nasılmış, düşün, demek istemiştir. Bu ifadenin, ibret alan var mı? Ayetiyle ilgili, ona bağlı olması da muhtemeldir. Bunun takdiri, azabımın, nasıl olacağını düşünüp, ibret alan yok mu? şeklindedir. Hadiseyi görmeyen muhataptan sorma. Onlar, ne azabı, ne de, nezirleri, uyarıcı peygamberleri, görmediler. Binaenaleyh bunlara nasıl böyle sorulabilir? Deriz ki, bu sorunun, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e hitaben olduğunu söylememiz halinde, o öğrendiklerinden ötürü, bunları biliyordu. Bu hitabın genel olduğunu söylememiz halinde, bu, düşünmenin varsayılmasına göre sorulmuş bir sorudur. Düşünmenin varsayılması halinde ise, muhatap, ilgili şeyleri biliyor demektir. Şöyle de denebilir, bu, bir soru olmayıp, ilgili şeylerin çok büyük ve dehşetli olduğunu haber vermektir ve tıpkı, hak olan, kıyamet, nedir o hak olan kıyamet, hakka, bir ila iki, ve, kâra, kıyamet, o kâra nedir? Kâra, bir ila iki, ayetlerindeki soru gibi olur. Bu böyledir, çünkü soru, bazan haber vermek için kullanılır. Nitekim mesela edatı aslında istifım soru içindir. Ama Zeyt evde mi? manasında Zeyt evde değil mi denilir. Yine vadini yerine getiren kimse doğru çıktım mı? Yani çıktım değil mi denilir. Buna göre Hak Teala sanki azabım meydana geldi nasılmış? Yani büyük değil mi demek istemiştir. İşte bu durumda sorulan kimsenin bu konuyu bilip bilmemesine gerek yoktur. Ceminden müflede geçiş. Cenab-ı Hak daha önce, biz açtık, biz fışkırttık, gözleriniz önünde, buyurmuş ve cemi ifade kullanmış, ama burada, azabım, demiş, azabımız, dememiştir, niçin? Deriz ki, bunun şu iki sebebi vardır, bunlardan birincisi, lafla ilgili olup şöyledir, mütekellim yağsı bazan hasfedilebilir. Çünkü içtimayı sakineğin olan her yerde ve genelde, lafızdan, telaffuzdan, düşebilir. Mesela sen su benim kölem ve benim evim diyebilirsin. Burada da ayetlerinin sonunun uyumundan ötürü düşmüştür. Ama cemiz amiri olan elif'in biz edatı hazmedilemez. İkincisine yani mana ile ilgili olan sebebe gelince şöyle diyebilir. Eğer bu soru hitabı Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e yönelik ise, bu zamirin müfred getirilişi, daha önceki, kamer, dört, haberler, kelimesinden ötürüdür. Açtık, fışkırttık, fiillerinin cemi getirilişi ise, asileri böylece daha çok korkutmak içindir. Şunu da söyleyebiliriz, biraz önce, bir düşünüp ibret alan var mı? Ayetinde, Hak Teala'nın, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Araf, 17, ayetine bir işaret bulunduğunu söylemiştik. Binaenaleyh bu ayetteki, ben, zamiri müfret olunca, bu ayette de, azabım, dedi. Dördüncü mesele, nüzür, kelimesi, nezirin çoğuludur. Binaenaleyh bu kelime, nesi, soylu ve, naib, ağlamak gibi mastar mıdır, yoksa, kebir, sair, gibi, ismi fail midir? Deriz ki, Müfessirlerin ekserisi buradaki nüzürün, inzar manasına mastar olduğu kanaatindedirler. Yani azabımın ve inzarımın neticesi nasıl olur bir bak demektir. Halbuki zahir olan bununla daha önce geçen o önemli haberler kastedilmiş olup Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarının akıbetleri nasıl oldu? O peygamberleri yalanlayanlara gelen o azap ulaştı mı, ulaşmadı mı? Binaenaleyh ey Muhammed bunların haberlerini ve hallerini artık bildiğine göre sabret. Çünkü senin işinin sonu da, tıpkı o nezirlerin sonu gibi olacak, demektir. Azab, kelimesi mastar olduğu için, cemi olarak getirilmemiştir. Eğer cemi olarak getirilseydi, bunu izah için, bir takım şeyleri takdir ve farz etmek gerekecekti. Halbuki buna gerek yok. Eğer, Hak Teala'nın, Semud kavmi de nüzürü yalanladı. Kamer 23 ifadesi, inzarları, uyarıları yalanladılar manasındadır. Çünkü onlara gelen şeyler uyarılardır. Ama bütün peygamberler onlara gelmemiştir ve nezir olan peygamberleri tektir. Ne dersiniz? Denilirse biz deriz ki geçmiş müşrik kavimlerin hepsi resulleri tekzip edip Allah hiçbir şey indirmedi demişlerdi. Böylece müşrikler, bütün Resulleri yalanlamış olmaktadırlar. Yalnız İbrahim, aleyhisselam, ihariç tutmuşlardır. Dolayısıyla onlar, İbrahim, aleyhisselam, peygamberlerin biri olduğu için, onun hakkında iyi düşünüyorlardı. Binaenaleyh siz ey müşrikler, o peygamberlerin tümünü yalanladığınız gibi, Semud kavminin, bütün peygamberleri yalanladığı söylenemez. Kur, kolaylaştırılması 17. Andolsun ki biz, kur, anı, zikir için kolaylaştırdık. O halde bir düşünen var mı? Bu ayetle ilgili şu izahlar yapılabilir. A. Buradaki, zikir, hıf, ezberleme muhafaza, manasınadır. Dolayısıyla kur, anı ezberleyip, zihinde tutmak mümkün ve kolaydır. Allah'ın diğer kitaplarından hiçbiri, böyle ezberden okunmamıştır. Buna göre ayetteki, o halde bir düşünen var mı? ifadesi, onu bir ezberleyen var mı, yok mu? Demek olur. B bu biz okur, anı öğüt alınmak için kolaylaştırdık. Çünkü onda her türlü hikmete yer verdik demektir. C bu biz onu kalbilerde, akla takılıp kalan, dinlenmesinden tad alınan, anlayışsızların bile yavaş yavaş anlayabileceği, dinleyip anlayanların ondan hiç bıkmayacakları ve anladım, öğrendim. Artık dinlemiyorum demeyecekleri, aksine her an, kendisinden yeni bir tad ve bilgi elde edilecek bir şekilde kıldık, demektir. D. De, daha açık olan görüşe göre ayet, Nuh, aleyhisselam, un durumu anlatılıp, Hazreti Nuh, aleyhisselam, birçok mucizesi olunca, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e, senin mucizen ele kur, andır. Andolsun ki kur, anı zikir için, yani herkese hatırlatmak, sayesinde aleme meydan okumak ve asırlar boyu sürüp gitsin diye kolaylaştırdık. Böyle yanına gelen herkes, bir mucize ortaya koyman için dilekte bulunmasına gerek kalmasın. Senden sonrakilerden hiç kimse de, bazı insanların, sonradan ayın yanlış mucizesini inkar edemez demektir. Ayetteki, o halde bir düşünen var mı? ifadesindeki, müddekir, kelimesi, mütezekkir, hatırlatan, manasınadır. Çünkü iftil ve tefaül babı çoğu kez aynı manaya kullanılır. Eğer birisi, bu, daha önce olmuş fakat unutulmuş bir şeyin söz konusu olmasını gerektirir, derse, biz deriz ki, insanda fıtratan bulunan, hak ve hakikate boyun eğme özelliği, unutulmuş şey, durumunda mütala edilmiştir. Dolayısıyla, fıtratına dönen yok mu? Manasında olarak böyle buyurulmuştur. Bu ifadenin daha önceki benzeri ayeti tefsir ettiğimiz biçimde, koruyan, öğüt alan, ezberleyen, manalarına geldiği de söylenmiştir. Bu ifade ilgili işin açık olduğunu anlatan bir ifade olduğunu söylememiz halinde, yadırgamaya ve inkara mahal yok. Aksine bu, başkalarının nezdindekilerin tekrarlatılmasına ihtiyaç duyulmayacak bir biçimde, herkese malum ve mevcut olan bir durumdur, demek olur. Ad kavminin teksibi 18. Ad kavmi de yalanladı, işte benim azabım ve imarlarım niceymiş, bir düşün. Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Cenab-ı Hek, Nuh kavminden bahsederken, Nuh kavmi yalanladı, demiş, fakat At kavmi hakkında, Hud kavmi yalanladı, dememiştir. Çünkü imkan oldukça, marife kullanmayı tercih etmek gerekir. Bu, daha etkilidir. Dolayısıyla özel ismiyle meydana gelen marifelik, belirlilik, izafet yapmakla elde edilen marifelilikten daha evladır. Çünkü sen, Beytullah, Allah'ın evi, dediğinde, bu sözün, kab, kelimesinin ifade ettiği belirliliği tam ifade etmez. Aynen bunun gibi, Resulullah, Allah'ın peygamberi, sözün, Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sözünün ifade ettiğini aynı marifelikle ifade etmez. Binaenaleyh, Ad, o kavmin özel ismidir. Bunlara Hud kavmi demenin daha marife, belirli olacağı şu iki sebepten ötürü söylenemez. 1. Çünkü Allahü Teala Hudun kavmi ad Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Hud altmış buyurarak atı Hudun kavmi ifadesi ile sıfatlandırmışsın halbuki daha açık olan, daha kapalı ile, daha hususi olan, daha genel olanla sıfatlanamaz. 2. Hud aleyhisselam, un kavmi tektir. Atın ise birçok kavimler için kullanılan bir isim olduğu söylenir. Bundan ötürü Hak Teala, 1. Ad, N, E, 50 buyurmuştur. Böyle denilemez. Çünkü diyoruz ki, Hud'un kavmi Ad, ayetindeki, Hud'un kavmi, ifadesi sıfat değildir, aksine bedeldir. Bedellerde de, bedelin, marifelik bakımından, müddelin minden daha aşağı olması caizdir. Yine nekirenin, marifeden bedel kılınması da caizdir. Birinci ad, ayetine gelince, daha önce buradaki, birinci, kelimesinin, bu kavmin daha önce yaşamış olduğunu anlatmak için getirildiğini ve, daha önce yaşamış olan ad kavmi, manasına olduğunu, yoksa temiz ve marifelik için olmadığını söylemiştik. Bu tıpkı, Nebi Muhammed, bana şefaat eder, Kerim Allah benim Rabbimdir, şerefli Kabe'nin Rabbi, gibi sözlerine benzer. Bu ifadelerdeki sıfatlar, bahsedileni tarif etmek ve temyiz etmek için değil, şeref ve kıymetlerini belirtmek içindir. Nitekim sen, iki evden mamur olanına girdim, iki adamdan zahid ve muttaki olanına hizmet ettim, der ve burada maksadını sıfatla göstermiş olursun. Nuh, aleyhisselam, u teksip edişleri. Hak Teala, onlar kulumuzu, Nuh'u, yalanladılar, dediği gibi, bu kavim hakkında, bunlar Hud'u yalanladılar, dememiştir. Çünkü bunun iki sebebi vardır. Bir, Nuh, aleyhisselam, un yalanlanışı, daha ileri ve ağır şekildedir. Çünkü Nuh, aleyhisselam, kavmini yaklaşık bir sene hakikate davet etmiştir. Ama onlar hep yalanlamalarını sürdürmüşlerdir. İşte bundan ötürü Hak Teala, birçok yerde, Nuh, aleyhisselam, un teksip edilişinden bahsetmiş, Nuh Aleyhisselam dışında diğer peygamberlerin yalanlanışını isimlerini zikrederek ifade etmemiştir. Nuh Aleyhisselam'dan bahsettiği ayetlerden biri, Araf suresindeki, onu ve onunla beraber gemisinde olanları kurtardık, Araf 64 ayetidir. Yine Cenab-ı Hak, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Un, Ya Rabbi, kavmim beni yalanladı, şu ara, 117 ve şüphesiz onlar bana karşı çıktılar, Nuh. 22 dediğini nakletmiştir. Bu gibi yerlerde Cenab-ı Hak pek azı müstesna o peygamberlerden Hazreti Nuh Aleyhisselam dışındakilerin kavimlerinin onları tek sibine açıkça ifade etmemiştir. Nitekim Hak Teala Şuayb Aleyhisselam'dan bahsettiği yerlerde onu yalanladılar. Şuayb'ı yalanlayanlar dediler ki. A'raf 92 buyurdu. Yine Cenab-ı Hak Ad kavminin biz senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz, Araf, 66, dediklerini haber vermiştir. Çünkü Hud, aleyhisselam, da kavmini uzun süre dine davet etmişti. 2. At kavminin kıssası burada kısaca zikredilmişti. Binaenaleyh Cenab-ı Hak burada, sadece onların yalanlayışlarına ve uğradıkları azaba işaret etmiş, Nuh'un kavmi yalanladı, buyurduğu gibi, Ad da yalanladı, buyurmuş, Nuh aleyhisselamdan bahsettiği gibi, Hud aleyhisselam, da, kavmi aleyhine dua ettiğinden ve kendisinin bu duayı kabul edişinden bahsetmemiştir. Üçüncü mesele,